bir sarı sendikacılık örneğiyle yine karşı karşıyayız. Ne yazık ki 5 milyon kamu emekçisi memur sen eliyle sadakaya muhtaç edilmiştir. Verilen zam, zam değil, sadakadır. Büyüme hesapları ve enflasyon hesapları doğru yapıldığında bugün memurların alması gereken zam en az iki katıdır. 15 yılda vatandaşın cebinden dışarıdaki faiz lobisine giden para 142 milyar dolar. Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Hasan amcanın cebinden alınmış, Hans'ın, George'un, Tom'un cebine girmiş. 80 milyon vatandaşına gelince kürdanla, yabancı faiz lobisine gelince kazanla dağıtan bir iktidar. Türkiye'nin gerçek gündemi bu. 15 yıl içerisinde toplumsal bozulma, toplumsal tahribat kat kat artmış. Fuhuş %790 artmış. 15 yıl içerisinde uyuşturucu kullanımı %678 artmış. Çocuklara, neredeyse ilkokul çocuklarına kadar uyuşturucu kullanımı girmiş. 15 yıl içerisinde tutuklu ve hükümlü sayısı, suç oranı %231 artmış. Böyle bir Türkiye yaratmışlar. Şimdi böyle bir Türkiye, gerçek Türkiye'nin gündemi bu. Gerçek Türkiye'nin gündemi bu ama bu gündemi bırakmışlar, fanilayla, raconla uğraşıyorlar. Sayın Erdoğan, fanilayı bırak, fileye bak, fileye, vatandaşın filesine bak, fanilayı bırak. Milletin filesiyle ilgilen, milletin filesi bu hale gelmiş. Toplum böyle bir tahribat yaşamış. Bütün bunlar gerçek tartışma gündemini kapatma planlarıdır ama kapattırmayacağız. Çünkü biz Türkiye'de zenginliğin paylaşıldığı bir ülke kurmak istiyoruz. Siyaseti bunun için yapmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunda oturan her genel başkan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturmuştur. O koltuğun ağırlığı vardır. O ağırlığı o koltuğa oturanlar taşımakla yükümlüdür ve her zaman hakkıyla da layıkıyla da taşımışlardır. Ancak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğundan başka bir de Cumhurbaşkanlığı koltuğu vardır. Bir ikinci koltuk. O koltuğu taşımaktan, o koltuğun ağırlığını taşımaktan korkanlar şeklen Cumhurbaşkanı seçilseler de o koltuğa hiç oturmamışlardır, oturamamışlardır. Zaten onun için de Çankaya'ya hiç çıkmamışlardır. Bir saray inşa edip sarayda kendilerine mahsus bir koltuk tahsis etmişlerdir. Kendileri de zannediyorum ki Atatürk'ün koltuğuna layık olmadıklarının farkında olduğundan ayrı bir koltuk tahsis etme ihtiyacı duymuşlardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna layık bir lideri milletimiz önümüzdeki günlerde seçip yine hak ettiği yere oturtacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu hak eden kişiye emanet edecektir. Fanila meselesine gelince söyledim zaten, fanilayı değil fileye bakın, milletin filesi boşaldı. Yani ben merak ediyorum, o fotoğraftan çok rahatsız olmuşlar. Demek ki halkın içerisinden, halkın bir parçası olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ciddi biçimde ürkmüşler. Bu sevindirici bir şey, bu korkuları, bu ürküntüleri. De ben merak ediyorum, yani o fotoğraf Hikmet Yar'ın dizinin dibinde çekilmiş bir fotoğraf değil. Niye rahatsız oldular? Hikmet Yar'ın dizinin dibinde çekilmiş bir fotoğraf olsaydı ilk önce biz rahatsız olurduk. Herkes rahatsız olurdu ama herkes bilir ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hayatının hiçbir döneminde meczupların dizinin dibine oturup fotoğraf çektirmemiştir ve çektirmezler.